Afrika ülkeleri denince hemen herkesin aklına benzer şeyler geliyor. Açlık, fakirlik, salgın hastalıklar ve güvenlik sorunu. Bu gibi sorunlar Afrika kıtasındaki çoğu ülkede bariz şekilde görülüyor ve yerel halkın yaşam kalitesini en aşağı noktalara sürüklüyor. Özellikle salgın hastalıklar ve güvenlik sorunu o coğrafyadaki ülkeleri merak eden turistleri de ziyaretlerden alıkoyuyor ve oralara gitmekte endişe ediyorlar. Afrika'daki bu temel sorunların kökeni her ne kadar geçmişteki sömürgecilik sorunlarına dayansa da günümüzde hemen her Afrika ülkesinin temel sorunu istikrarsız yönetim biçimleridir. Kıtadaki ülkeler ellerindeki kaynakları dünyaya yeterince iyi şekilde pazarlayamadıkları gibi kendi içlerinde de yolsuzluklar yapıyorlar. Böylelikle bir takım Afrikalılar silahlanmış oluyor ve yağmalamalar başlıyor. Eğer ki o ülkenin denize kıyısı varsa bu durum deniz korsancılığını meydana getiriyor ve açık sulardaki yük gemileri çeşitli tehlikelere maruz kalıyorlar. İşte bu tarz durumların yaşandığı en stratejik noktalarsa Somali gibi Afrika devletlerinin topraklarında sıklıkla görülüyor. Gerçekten de Somali denince hemen hepimizin aklına deniz korsanlarının geldiğine eminim. Bu ülke pek çok sorunu içerisinde barındırdığı gibi kendi içerisinde de Somaliland gibi bölünmeleri meydana getirmiş. Öyleyse gelin günümüzdeki Somali üzerinden Somaliland ülkesini olabildiğince derin bir şekilde ele alıp konuşalım. Öncelikle Somali coğrafyasının Afrika'nın doğusunda yer aldığını söylemekte fayda var. Bölge tepeden ufak gibi görülmesine karşın içerisindeki Somaliland özerk bölgesiyle beraber 637 bin kilometrekarelik bir toprak alanına sahip. Somaliland aslında kendi bağımsızlığını yıllar önce ilan ederek Somali topraklarından ayrıldı. Fakat günümüzde siyasi olarak hiçbir ülke tarafından ciddiye alınmıyorlar ve tanınmıyorlar. Somali ve Somaliland bölgeleri geçmişten bu yana defalarca kez iç savaşlarda karşı karşıya geldi. Eğer ki oraya gittiğinizde bu iki bölge arasındaki kesişim noktalarında bulunursanız güvenliğinize oldukça dikkat etmeniz gerekli. Diğer yandan iki bölge arasında bulunursanız sınır hattında eli silahlı kimseler tarafından soyulmak başınıza gelebilecek en kötü şey olabilir. Özellikle Somali hattı Somaliland'a kıyasla çok daha tehlikeli. Kaldı ki bu yüzden herhangi bir seyahat sitesine girdiğinizde Somali'ye turistik amaçlı ziyaretler gerçekleştirmeniz neredeyse hiç kimse tarafından önerilmez. Yani bu topraklara turistik turların düzenlendiğini pek göremezsiniz. Zaten bilet fiyatları da epey pahalı. İstanbul'dan Somali'ye tek yönlü uçmanın bedeli firmaya ve aktarma durumuna göre ortalama 12 bin lirayla 20 bin lira arasında değişiyor. Netice itibariyle Somaliland bugün hala Somali'nin toprakları olarak kabul ediliyor. O halde Somali topraklarındaki toplam nüfus için 16,5 milyon gibi bir sayıdan söz etmek mümkün. Zira geçen yıl ülkede yapılan sayımlarda toplam insan sayısı 16,3 milyon olarak hesaplandı. Ancak şunu net olarak söylemem gerek. Bugün Somaliland bölgesi Somali'nin diğer topraklarından çok daha güvenli ve medeni bir durumda. Yani illa gitmek istiyorsanız Somali'ye değil, Somaliland'a gitmelisiniz. Somali'ye ne amaçla giderseniz gidin, pasaportunuz hangi renk olursa olsun sizden vize istiyorlar dostlar. Üstelik bu vize öyle sınır kapısında veya havaalanında alınan kapıda vize uygulamalarından değil. Somali konsolosluklarına ve büyükelçiliklerine gidip evraklarınızla birlikte müracaat etmeniz gerekiyor. Hadi diyelim ki Somali'ye gitmeyi kafaya koydunuz ve binbir zahmete girip vize aldınız. Bu sefer de Sağlık Bakanlığı'ndan sarı humma, hepatit ve tetanos aşılarını yaptırmanız gerekiyor. Bu 3 aşıyı yaptırmadan Somali'ye giderseniz büyük ihtimalle sokaklardaki insanlardan herhangi bir hastalık kapacaksınız demektir. Bu gibi salgın hastalıkların Somali'de çok fazla yaygın olmasının tek bir büyük sebebi var. O da bölgedeki iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkların ülkedeki sağlık ve altyapı sistemini çökertmiş olmasından kaynaklanıyor. Somali devleti halkını tedavi edemediği gibi şehirlerdeki hijyeni oluşturabilecek temiz bir çevreyi de yaratamıyor. Öyle ki Somali'de gezinirken yolların doğru düzgün asfaltlanmadığını ve her yerin toz, toprak ve kir içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Somali'de bulunacak olan vatandaşlarına çeşmelerden su içilmemesini şiddetle vurguluyor. Çünkü Somali'de temiz su problemi en üst mertebede ve çeşmelerdeki sular mikrop saçıyor. Yine et ürünlerinde bozuk ete maruz kalma ihtimaliniz de epey yüksek. Geçmişte Somali Avrupalılar tarafından göç aldı ve bu topraklarda sömürge kolonileri kuruldu.
Ancak Somali'deki sorunların hiçbir zaman bitmemesi Avrupalı ailelerin ülkelerine geri dönmesine sebep oldu ve Güney Afrika gibi Avrupalıların yoğunlukta yaşadığı yerlere yerleşmeyi tercih ettiler. Böylelikle bugünkü Somali ülkesi neredeyse tamamen Somalililerden oluşuyor. Halkın %90'ından daha fazlası İslamiyet'i benimsemiştir ve Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Başkentleri Mogadişu şehri ve ülkede Somalice, Arapça ve İngilizce gibi diller konuşuluyor. Ayrıca Somali'deki yönetim şekli başkanlık tipi cumhuriyettir. 1960 yılında bağımsızlıklarını kazandıklarında ülkeyi cumhuriyet üzerine inşa edip anayasalar geliştirdiler fakat bugün ülkede bu yasaların hiçbir değeri yok. Çünkü kim başa geliyorsa onun söyledikleri oluyor ve ülke tek bir ağızdan çıkan sözle yönetiliyor. Bu arada yönetimle alakalı unsurlar daha çok Somali için geçerli, Somaliland daha demokratik bir yapıya sahip. Öte yandan Somali'de kendinizi sokaklara attığınızda böylesine tehlikeli ve fakir bir ülkede garip karşılanacak manzaralar görebiliyorsunuz. Örneğin ülkeye adım attığınızda ilk işiniz elinizdeki doları Somali parasına çevirmek oluyor. Bu ülkede para bozdurma ofisleri yok. İnsanlar döviz bozdurma pazarları kuruyorlar ve pazarda açık alanda para bozuyorlar. Yani paralar tamamen meydanda duruyor ve bu işi yapanlar paraların çalınmasından pek de korkuyor gibi değiller. Ülkede kredi kartı olayı havaalanları dışında yok. Dolayısıyla şehir içi ekonomi nakit para üzerinden dönüyor ve orada bulunacağınız süre zarfında mutlaka paranızı bozdurmanız gerekti. Ancak Somaliland'da işler biraz daha gelişmiş durumda. Paranın dolar karşılığındaki değeri epey küçük olduğundan insanlar yanlarında tomarla para taşımıyorlar. Hemen her alışveriş için sokaklardaki satıcıların hesap numaraları bulunuyor. İnsanlar alışverişlerini hesaplara para transferiyle yapıyorlar. Kredi kartı yine yok ancak yanlarında para taşımak yerine para transferiyle bilet alıyorlar, karınlarını doyuruyorlar veya bir şey satıyorlar. Dolar demişken size tavsiyem asla dolarla alışveriş yapmayın çünkü dolar verdiğinizde büyük ihtimalle kazıklanacaksınız demektir. Çünkü normalde 1 dolar olan eşyaları size 10-20 dolara vermeye çalışacaklar. Ayrıca paranızı Somali şilinine çevirseniz bile olabildiğince bozuk para talep etmeniz sizin faydanıza olur. Öyle ki büyük paralarla gezerseniz bir esnaftan bir şey satın aldığınızda size para üstü vermemek için deyim yerindeyse 40 takla atıyorlar. Ya size yüksek fiyat çekip paranızın tamamına konuyorlar ya da para üstüm yok deyip aldığınız şeyin yanında bir iki şey daha veriyorlar. Sonuç olarak Afrika ülkelerinde para olaylarına gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlar açlıkla, hastalıklarla ve güvenlik sorunlarıyla hayatta kalma savaşı verdiğinden Afrikalı olmayan birini gördüklerinde vurgun yapmaya çalışıyorlar. Ya da onları kamerayla çekerseniz sizden çekim karşılığı hemen para istiyorlar. Şaşırtıcı olan şu ki Somaliland'da insanlar genel olarak cana yakınlar ve görgülüler. Kesinlikle saldırgan değiller ve size gülümsüyorlar. Öyle ki size ikramlarda bile bulunabiliyorlar. Bu ikramlar genellikle Somali çayı oluyor. Yani başka bir deyişle İngiliz çayı. Normal çaya süt katıp o şekilde içiyor Somaliler. İngiliz çayı Somali'de ne alaka demeyin. Çünkü bu ülke 1960 yılına kadar İngiltere sömürgesindeydi. Ayrıca Somaliland'a gittiğinizde orayı kesinlikle Somali ile bağdaştırmayın. Çünkü gencinden yaşlısına herkes bu duruma sinirleniyor. Hatta Somali'den kurtulduklarına o kadar sevinmişler ki her yıl resmi törenlerle bağımsızlıklarını kutluyorlar. Her ne kadar bağımsızlıkları uluslararası alanda tanınmasa da bugün kendilerine özgü pasaportları, marşları ve bayrakları var. Somaliland'da yollardaki araçlarsa genellikle Afrika'ya özgü eski araçlardan oluşuyor. Etrafta yüksek katlı binalar yok ve genellikle tek katlı dükkanlar ve binalar sizi karşılıyor. Buna karşılık insanlar çalışmak kadar dinlenmeye de önem veriyorlar. Bölgede öğlen 12 ile akşam 4 arasında neredeyse bütün dükkanlar kapanıyor ve tatile giriyorlar. Bu molaya İspanya'da olduğu gibi siesta adı veriliyor ve insanlar bu saat aralığında işi gücü bırakıp ihtiyaçlarını gideriyorlar. Pazarlardaki kasap mantığı da Afrika'daki diğer tüm ülkelerde olduğu gibi açık pazarlardan oluşuyor. Yani etler bir muşambanın veya kartonun üstüne konuyor ve korumasız şekilde açık alanda satılıyor. Etlerin üzerinde fazlaca sinek görebilirsiniz. Zira Afrika ülkelerinde genel bir sinek problemi var. Ülkeler tabiatın tam ortasında olduğundan, Afrikalı devletlerin sinek azaltıcı yatırım imkanları olmadığından Somaliland gibi yerlerde sinek kovucu spreyler kullanmanızı öneririm.
Somaliland'da elektrik ve internet altyapısı var ve Somali'ye göre daha ilerideler. Fakat yollardaki hatlar hemen kafanızın üzerinden geçiyor ve bu durumun hayati riskleri hiç de az değil. Ancak su altyapısı için aynı şeyi söyleyemem. İnsanlar suyu kuyulardan çekiyorlar. Somaliland'ın belli bölgelerinde su kuyuları var ve burada sıraya gidip eşeklerle su çekmeniz gerekiyor. Eşeklerle taşıdığınız su varilleri bittikçe geri gelip su doldurmanız gerekiyor. Ülkede kadınlar özgür şekilde sokaklarda gezip dolaşabiliyorlar. Hatta pazarlarda çalışanların çoğu da kadınlardan oluşuyor. Somaliland, Müslümanlığa sıkı şekilde bağlı olduğundan kadınlar dış görünümlerinden asla taviz vermiyorlar ve tesettürlü şekilde giyiniyorlar. Havanın zaman zaman 40 dereceyi bulduğu Somaliland'da kadınların dinlerine uygun şekilde giyinmesi gerçekten de azim gerektiriyor ve takdir edilesi bir durumdur. Fakat maalesef ki pek çoğunun doğru düzgün bir evi yok. Somaliland'da kadınlı çocuklu ailelerin sık sık çadırlarda yaşadığına denk gelebilirsiniz. Hem Somaliland hem de Somali ülkesi halkına toplu konut yapabilecek yeterlilikte değil. Durumu olmayan insanlar derme çatma tenekeden barakalarda ve çadırlarda yaşıyorlar. Herhangi bir kum fırtınasında veya şiddetli rüzgarlarda bu çadırlar yıkılıyor. Ardından tekrar inşa edilip aynı yaşam döngüsünü devam ettiriyorlar. Somaliland'ın başkenti Hargeisa'da üniversite bile var ve bu durum eğitim adına önemli bir gelişme. Güzel olan şu ki bu ülkede kız çocukları eğitimden alıkonmuyorlar. Ülkede erkeklerin sahip olduğu tüm haklara kadınlar da sahipler. Kız çocukları eğer imkanları varsa eğitimlerini devam ettirebiliyorlar ve meslek sahibi olabiliyorlar. Hatta kızlar ve erkekler üniversitede aynı sınıflarda eğitim görebiliyor. Şeriatla yönetilen Afganistan'ın aksine İslamiyet'in yoğun şekilde yaşandığı bu Afrika ülkesinde kadınlar yüzlerini kapatmak zorunda değiller. Dolayısıyla kadınlar yaşam tercihleriyle alakalı dayatmalara maruz kalmıyorlar ve ülkede din adına katı kurallar yok. Tabii ki ülkede alkol satışı gibi şeyler yok. O nedenle Somali ve Somaliland'da gece kulüpleri tarzında eğlence ortamları beklemeyin. Orada sizi bekleyen şey eğlence değil, daha çok kültür ve yaşam tarzlarıyla ilgili unsurlardır. Ülkede para bozdurma işleri dışında en çok uğraşılan meslek koluysa deve besiciliğinden geçiyor. Somali'de deve etini ve deve sütünü oldukça sık tüketiyorlar. Özellikle deve sütünün değeri Somali pazarlarında bir hayli fazla. Deve sütünü herhangi bir fabrikasyon işleminden geçirmeden doğrudan hayvandan çıktığı gibi içiyorlar. Develeri ise hayvan pazarlarına götürüp orada satıyorlar. En ucuz devenin fiyatı ortalama $200 civarında. En pahalı deve ise $1500'ı bile geçebiliyor. Develerin fiyatı dolgunluğuna göre değişkenlik gösteriyor. Burada yetiştirilen develer Arabistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerine gönderiliyor. Hem hayvanları hem de sebzeleri genellikle limanlardan deniz yoluyla diğer ülkelere taşıyorlar. Ayrıca develerin yetiştirildiği kırsal alanlarda tarih severler için muazzam manzaralar da bulunuyor. Öyle ki Somali'nin dağlarında bulunan binlerce yıl önceki yaşama dair resimler mevcut. Rehberler mağaralardaki bu resimlerin 7000 ile 10.000 yıl önceki dönemlerde yapıldığını söylüyorlar. Bundan binlerce yıl önce insanlar dağlara bu hayvan resimlerini çizmişler. Bir zamanlar Somali, Afrika'daki sığır çobanları için bir toplanma merkeziydi ve bölgelerde hayvan yetiştirip satarlardı. İnsanlar sığırlara karşı derin bir şükran içerisindeydiler ve onları hayatta tutan bu canlılara duydukları minneti mağara duvarlarına resmederek ölümsüzleştirdiler. Ayrıca resimlerde zürafalar da var. Bu da bir zamanlar Somali'nin çok daha yeşil ve otluk bir yer olduğunun açık bir göstergesidir. Somali'de karnınız acıktığında yemek konusunda fazla endişeniz olmasın. Hijyen ve sağlık konusunda elbette endişelenebilirsiniz fakat yemeğin içeriği aşağı yukarı damak tadınıza benzer şeyler oluyor. Hemen hemen bütün yemeklerinde bir et çeşidi var. Bu bir deve eti de olabilir, tavuk eti de. Ancak yemekleriyle alakalı dikkat çeken unsur bu değil. Somali'deki insanlar hemen her yemeğin yanında muz yiyorlar dostlar. Özellikle sokak yemeklerinden tatmak isterseniz yemek kaplarının içerisinde mutlaka muz görürsünüz. Muzu tatlı niyetine değil, ana yemekle birlikte yiyorlar. Nasıl ki Türkiye'de bir etli yemeğin içerisinde patates görebiliyorsanız, Somali'de de etle pilavın yanında muz görebiliyorsunuz. Öyle ki makarnanın yanında bile muz yiyorlar. Aslında bu durumu çok da garipsememek gerekir. Çünkü benzer bir durum Türkiye'de de var. Örneğin yurt dışından Türkiye'ye gelen turistler de Türkiye'nin yemek kültüründe yoğurt faktörünü epey garipserler.
Öyle ki Türkiye'deki yemek masalarında yoğurt çok sık tercih ediliyor ve yabancılar bu durumu Türkler her şeyin yanında yoğurt yiyor şeklinde özetleyebiliyorlar. Somalililerin kahvaltı anlayışları daha çok hamurlu bir yiyeceğe şeker ve süt ekleyip elle yemekten geçiyor. Aslında Somali'deki yemek kültürü Yemen ve Cibuti ile de neredeyse aynı. Siz bu üç ülke arasında gidip gelirseniz muhtemelen çok benzer yemekler görürsünüz. Ancak Somali'de veya Yemen'de bir aileye misafir olursanız bir durum sizi epey şok edebilir ve yemekten soğutabilir. Buradaki insanlar yemeklerde çatal bıçak kullanmıyor dostlarım. Yani siz masaya konulan ortak bir salatanın bile insanlar tarafından elle yenildiğine şahit olabiliyorsunuz. Muz olayı kabul edilebilir ama bir pilavı, bir salatayı elle yiyerek doymak bizim kültürümüze son derece uzak bir alışkanlık. Bu videoda Somali üzerinden Somaliland hakkındaki izlenimlerimizi sunduk. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.